değişti? Daha eve girmedik, sus. Ya duymazlar. Yaz, ne olur sus. Ne yapıyorsun? Tanıştın mı yeni komşularımızla? Teyze oğlum, bunlar polis. Emin misin? Bizim şarkımız. Çok romantik. Bu arada gerçekten çok güzeldin bugün, aklımı başımdan aldın. Sen de çok yakışıklıydın. Her zamanki gibi sevgilim. Levent'im. Efendim bir tanem. Ben çok yoruldum, çok. Ne yapalım bir tanem? Uyuyalım ister misin? Hemen mi? Evet, hemen. Ben şimdi ne yapacağım biliyor musun? Hı. Senden birazcık önce yukarı çıkacağım. Seni bekleyeceğim. Sonra sen de geleceksin. Yeni ev, yeni... Koşa koşa sevgilim. Koşa koşa. Canım sevgilim. Temiz. Silahı görmüşler mi? Görmüşler. Emin misin? Eminim. Kitapların yeri değişmiş. Güzel. Ne yapacaklar şimdi sence? Polis olup olmadığımızın peşine düşecekler. Araştıracaklar. Kim olduğumuza bakacaklar. Evraklarımızda bir açık yok. Ben tır filosu sahibiyim, sen de psikologsun. Eğer açık vermezsek... Bizim polis olmadığımızda kendileri ikna olacaklar. Aynen öyle, ama yine de bizim çok 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 dikkatli olmamız lazım. Tarık bir açığımızı bulmak için elinden geleni yapacaktır. Bir dakika, bir dakika. Neyle ne konuştunuz? Yanlış bir şey söylemedin değil mi kadına? Bana söylemek istediğin bir şey var mı? Ben salak mıyım? Psikoloğum falan işte, danışanlar. Ayrıca kadın safça, öyle bir şey anlayacak bir kadın değil. Olsun. Sen yine de dikkatli ol. Hadi yatalım artık. Nereye? Birlikte yatacak halimiz yok ya. Yastığımı, pijamamı alacağım. Çabuk ol. Evet, şimdi... Normal insanlar gibi uyuyoruz, uyanıyoruz. Sonra yeni hayatımıza devam ediyoruz. İyi geceler.
İyi geceler. İyi geceler Yaz. Temiz hallettin değil mi Adem? İçeri girdiğini anlamazlar. Yok abi, anlamazlar. Kameralar falan? Ne olur ne olmaz diye tüm video görüntülerini sildim. İyi. Abi, ne yapıyoruz? Sağlama yapıyoruz Adem. Şimdi git sen o silaha bak. Altından ne çıkacak? Bir öğren. Abi, bak ben bir kere kullandım. Bunlarda bir numara var. Adem tamam, bende bir numara yok demiyorum. İllaki vardır. Ama biz işimizi sağlama alalım diyorum. Git o silahı araştır. Biz bu sırada komşularımıza yakın dururuz. İlla bir açık verirler. Canım, canım yavrum nasılsın? İyiyim anneciğim, iyiyim. Niye o zaman yorgun görünüyorsun? Evet, uyuyamadım dün gece. İşte alışmadığım yer. Geceleri güzel güzel kilitliyorsun değil mi kapını? Kilitliyorum, merak etme. Aferin. Aferin sana. Naz, biliyor musun sana çok güzel bir haberim var. Aa, ne oldu? Hazır mısın? Çok yakında yanına geliyorum. Sadullah amirini aradım, evrakları verdim ve bizi alacak yanına geliyorum. Ne güzel ama anneciğim yani gerek yok. Ha, olur mu öyle şey? Gel al dedim Sadullah dedim. Evrakları dedim geldi aldı adam. Fena mı oldu sence? Ya sen koskoca amire evrak mı teslim ediyorsun? Tabii kendi istedi. Ne isteğiniz ne arzunuz olursa beni arayın demedi mi? İşte benim de vizeye ihtiyacım vardı gel al dedim. O da geldi aldı evrakları. Ay fena mı olacak? Bak geleceğim yanına yemeklerini yapacağım. Sen de yiyeceksin anne mamalarını böyle okula gidip geleceksin ha? Of çok özledim senin yemeklerini. Ha. Yani beni özlemedin yemekleri özledin öyle mi? Dur mu canım o ayrı o ayrı. Sen de dayım da burnumda tütüyorsunuz. Fakat ne yaptı o şeyi? Restoran işlerini falan nasıl gidiyormuş? Ay, hiç bilmiyorum valla. Hiç de dayının yalancısı falan olamam. Kendin sor. Namık. Niye, ne oldu ki? Efendim Aynurcuğum. Gel gel. Yeğenin seni özlemiş. Sor bakalım neler anlatacak. Dayısının kuzusu. How are you today? İyiyim dayıcığım. Sen nasılsın? Nasıl gidiyor restoran işleri? Sorma. Çok karışık. Aa, niye? Herkes üstüme geliyor dayıcığım. Hiç anlamadım. Geçen gün restoranın müdürü çağırdı. Namık şef dedi. Evet dedim. Bu böyle olmaz dedi. Ne oldu dedim. Ya herkes parmaklarını yiyor dedi. İnsanlar parmakları olmadığı için çatal bıçak tutamıyorlar dayıcığım. O derece böyle. Yani herkes parmaksız kaldı. No restoran. Finger. No finger. No finger. Kimsenin parmağı yokmuş. Öyleymiş. Dayı ya seni çok özlemişim. Yani şu an burada olmanı o kadar çok isterdim ki. Keşke. Wish you were here dayıcığım. Tamam neyse hadi ben kapatıyorum. Sonra yine konuşuruz. Kendinize iyi bakın, birbirinize iyi bakın. Bir şey söylüyor musunuz? Hı, seni çok seviyorum canım benim. See you later. Yeğenimi çok özledim ya. Abla, iyi misin sen? İyiyim, iyiyim. Ay hiç iyi falan değilim. Yani şöyle ki... Yani ya Naz oradan buraya bir yabancı damat getirirse... Yabancı damat iyidir ya. Ya ben onu demiyorum canım. Yani ya orada birine aşık olup da geri dönmezse diye. Ablacığım, Naz aşık zaten. Nasıl aşık mı? Kime aşık? İşine. Panik oldun değil mi? Ya ben yeğenimi tanımaz mıyım? İşine aşık olmasa bir günde hemen Londralara gider mi ablacığım? Sen şimdi onları unut bırak. Kendi hayatına bak. Bak bizim elimiz ekmek tutuyor. Hadi ablacığım, lütfen. Allah Allah, ne varmış canım benim hayatımda? Bir bak istersen. Ne var hayatında? Bakıyorum. Gayet iyi benim hayatım. Çok iyi benim hayatım. Naz ve ben varız. Başka? Yoğurt var bir de. Keten tohumlu. Bakıyorum kendime. Aa, o zaman tamam, sustum. Afiyet olsun. Günaydın Levent.
Levent. Pamir. Uyandın mı? Günaydın. Levent Bey değil mi? Evet, günaydın. Merhaba, Ferdi ben. Nasıl yardımcı olabilirim? Hiç öyle, spor yapıyordum. Buralar gayet sakinmiş ya, çok güzel. Aynen, sakindir buralar. Şu kameralar kayıt alıyor mu? Numan Bey bakıyor o konulara. Ha. Dur bir de ben bakayım. Yok gerek yok, ben hallederdim. Yok yok ya, öyle benimkisi merak. Sitede kaç kamera var, neyi nereyi görüyor? Ya zaten gördüğünüz gibi sizin evi gören iki tane kamera var. Pek bir sorun yok gibi görünüyor. Zaten bir şey olsa ben buradayım. Evet evet, siz buradasınız ya, içimiz çok rahat. Adem abi geliyor, ben şey yapayım. Günaydın. Günaydın. Erkensin bugün. Ya öyle taşınma falan derken bayağıdır spor yapamadım. Bir yürüyüş yapayım dedim. Temizdir bizim buraların havası. Bozan olmazsa huzurludur sitemiz. Evet, gayet temiz. Siz nereye? Sabahları işe erken giderim ben. Balıktan kalma bir alışkanlık. Gece uykusunu pek sevmem. Balığa çıkıyor musunuz bu ara? Yok, bu aralar pek fırsat bulamıyorum. İyi sabahlar o halde. İyi sabahlar. Görüşmek üzere. Sağ ol Levent Bey. Ne sordu sana? Hiç abi öyle havadan sudan konuştuk. Eyvallah. Bir şey olursa ben buradayım Adem abi. Günaydın. Ne yapıyorsun? Kahvaltı. Kahvaltının sırası mı şimdi? Tamam. Sen yap kahvaltını, çıkalım sonra. Beni hemen yer misin? Sen bu kahvaltı konusunda çok ciddisin galiba. Evet. Kesinlikle yemelisin, bak kesinlikle. Böyle tatlı çift olayları, mutlu aile sofraları falan bana göre değil. Yemeğini ye, çıkalım. 5 dakika hazırım ben. Uzatma. Hazırlan, çıkalım. Günaydın. Günaydın hayatım. Canım. Heh. Bugün pedagog var. Geçen sefer bak ne dedi, hatırlıyorsun değil mi? Eğer dedi babası ona akşamları bir hikaye okursa uyumadan... Ben mi? Evet hayatım, sen. Hem özel bir vakit geçirmiş olursunuz. Ya Nehir, ben ilkokulu zor bitirmişim ya. Ondan sonra da bir şey okumamışım. İyi işte hayatım, sen de bir şeyler okumuş olursun. Ya Nehirciğim bak, ben bu çocuğa bir fiske bile vurmadım şimdiye kadar ya. Ne istediyse verdim. Yediği önünde, yemediği arkasında. Vallahi bıktım bu pedagog dünyasından ya. Hayatım tamam, her şey var çocuğun. Ama o seni istiyor yanında. Yani Allah'ını seversen ben kendime zor yetiyorum Nehir ya. Sabah sabah beni delirtme. Tamam hayatım. Sakin ol. Neyin var senin? Abi bunlar polis mi? Kimler? Komşular. Aa, nereden çıktı o? Polis mi değil mi? Biz gece yemek yerken Adem bunların evlerine girdi. Tarık ne yapıyorsunuz siz ya? Tanımadığımız insanların evine gizlice delirdiniz mi? Kitapların arasına silah saklamışlar. Nasıl silah? Bayağı tabanca. Hı. E tamam, ne yapalım? Her tanımadığımız evine girip özeline mi bakıyoruz Tarık? Siz delirdiniz herhalde. Ya hayatım, bunlar bizim komşular işte. Polis molis değiller. Kızı görmedin mi zaten? Saftiriğin teki. Oğlan belli zengin züppe.
Aman korkudan almışlardır bunlar silahı be. Bırak Allah aşkına. Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum hayatım. Polis molis değil onlar. Merak etme sen, tamam? Sen işine bak. Güzel miydi Menemen? Hemen öyle çok güzel olmuş falan demek zorunda değilsin. Tamam. Kabul ediyorum. Neyi? Duyamadım. Duyamadım. Kabul ediyorum Menemen. Çok güzel olmuş karıcığım. Komşuların evine girmişsin Adem. Abim istedi. Abi şuradan atla dese atlayacak mısın Adem? Atladım. Nereden anladın polis olduklarını? Adamın silahı var. Ne var bunda? Her silahı olan polis olsaydı siz polis emekli sandığının başında olurdunuz Adem. Saçmalama. Çok düzenliler yenge. Her şeyleri bir tertipli. Ne var düzenlilerse? İnsanoğlu o kadar da tertipli değildir. İlla vardır bir yamuğu. Buluruz elbet. Biz lokantaya gidiyoruz. Bütün gün oradayım. Tarık, koca balık restoranı açtık hala lokanta diyorsun, pes. Ya ben ne dersen bir buluyorsun be. Tamam, tamam. Hadi. Bulaşmayın kimseye. Siz? Biz de işte Ömer'i okula bırakacağım. Sonra bakarız. Ömer, hadi annem, bekliyorum. Ya bakayım bana. Ben peşlerini bırakmam teyzeoğlu. İşkilendim bir defa. Mevzu çıkmasın. Sessiz sedasız hallet. Sabah güvenlik kulübesinin oradaydı. Sorunca yürüyüşe çıktım dedi. Siteyi tanımaya çalışıyormuş. Olan polis olabilir de. Kız pek öyle gibi değil. Halamın kızı sanki. Benim halamın öyle bir kızı yok. Bırak ben kontrol edeyim. Ben eşeğimi sağlam kazığa bağlayayım da. Eşeğimi sağlam kazığa bağlayayım diye diye bir sen bir ben kaldık teyze oğlum. Wow. Tabelam da asılmış. Şu an bir danışan gelse ağzımı açıp iki laf söyleyemem ama müthiş bir ofisim var. Yaz Güneş, başarılı bir psikolog. Hadi bakalım. Bir dakika, bir dakika. Benim ofisim ben açacağım. Talat abi. Ne oldu ya? Bir günde mi? Ha? Bir günde mi insana hasret kaldın? Ne oldu? Anlat bakayım ha?
Hiç konuşmuyor değil mi? Soğuk nevale. Niye konuşmuyorsun lan kızla? Ne oldu? Nasıl geçti gününüz? İyi. Kötü. Nesi kötü? Nesi iyi? Uzatacak mısın bunu? E tamam anladık. Sıkılmışsınız. Çok. Çok. Neyse. Hedef'le dün tanıştık. Bizi yemeğe çağırdılar. Yemeğe gittik. Biz yemekteyken evi aramışlar. Bu arada bir şey soracağım sana. Benim bilmediğim bir amcam falan yok değil mi? Geçen yemekte Adem sordu. Talat, bak hiçbir ismi atlamadın. Eminsin değil mi? Atlamadım, atlamadım. Adam zarf atmış zaten. Öyle bir adam yok. Bizim hikayemizde hiç yok. Ben Manisa ayağını kurdum. Tamam mı? Sen işini yap yeter. Naz Hanım, nasıl gidiyor ilk gizli görev? Yapamaz bu. Çok konuşuyor. Hemen kaynaşıyor. Bir de sürekli annesiyle telefonda. Sürekli annesi arıyor bunu. Başladı yine bu demeye. Kibarlığa gerek yok. Gereksiz alınganlık yapma. Sonra odana çekilip kapıyı kilitleyip ağlarsın. Ben hep kapımı kilitlerim. Ah Nurhan. Merhaba Aynur anneciğim. Rahatsız ediyorum ama vize konusunda çok önemli bir gelişme oldu. Onun için geldim. Yok canım rahatsızlık olur mu? Buyur geç otur. Yok ben girmeyeyim. Malum kaldırımı dükkana kattığımızdan beri işler epey bir arttı. Dükkanı boş bırakamam. Tabii asla bırakma. Buyur. Vizeci bir arkadaşım var. Ona sizden bahsettim. Neden? Dedim ki Aynur annem dünyaya açılmak istiyor dedim. Vize konusunda dedim yardımcı olabilir misin dedim. O da bana dedi ki ne demek Duran hemen hallederiz. Anladım anladım çok teşekkür ederim. Hiç ihtiyacım yok. Naz'ın amiri Sadullah Bey bizim için her şeyi hallediyor. Çok teşekkürler canım. O zaman vize çıktığında bana haber verin beraber uçalım. Sonuçta yanınızda dil bilen birinin olması önemli. Hem ben de Naz'ı görmüş olurum. Ya hadi bakalım hayırlısı Nurhan'cığım. Şu vizeler bir çıksın bakalım sonra konuşuruz hadi canım. Vize konusunda bir sorun olursa arkadaşım birkaç gün hallederim dedi. Haberiniz olsun. Sağ ol Nurhan. Sağ ol canım. Hadi git sen. Kaldırımı dükkana kat. Görüşürüz. Canım. Aç hadi. Kim o? Benim. Çiçekten göremiyorum. Ha, ayol Nehir ben. Hayırlı olsun. Merhaba. Yeni açtım dediğin için hayırlamaya geldim. Ay çok iyi yaptın. İyi ki geldin. Aa siz de buradasınız. Hoş geldiniz Nehir Hanım. Ben de buralardaydım uğrayayım dedim. Ah çok tatlı. Çok centilmensiniz. Benim içeride bir danışanım var ama seansımın sonuna geldim. Ya deli mi? Hadi kahve içelim hadi. Tamam içeri gidip hemen geliyorum. Şurada bekleyeyim. Yavaş. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Ne oluyor? Ferdi, seni mi bu köpek? Yok abi, Numan Bey'in köpeği. Aa, belli onun gibi cins bir şey zaten. Abi, Numan Bey duymasın ha. Oğlum, cins ne demek? Kötü bir şey demek değil ki. Cins, türünün kusursuz örneği demek. Bak, bu cins köpekler var ya, sahibine çok bağlı oluyormuş. Şimdi Günday'ın bir ıslık çalsa bu hemen gidiyor. Numan Bey mi? Ne Numan Bey ya? Köpekten bahsediyorum. Sen Numan Bey'e kılıbık mı demek istiyorsun Ferdi? Abi. Tamam tamam. Merak etme benden laf çıkmaz. Ya Namık abi. Ya ne Namık abisi? Bayağı Numan Bey'i köpeğe benzettin anladık. Ya Namık abi ne diyorsun Allah aşkına? Ben öyle bir şey demedim. Korkma korkma. Ben de. Ya ben var ya köpekleri insanlardan daha çok seviyorum biliyor musun? Çünkü köpekler insanlar gibi kazık atmaz. Bana köpeklere fısıldayan adam Los Peros Namık derler. Tabii. Ver ben gezdireyim şunu. Hadi be. Olur abi sen bilirsin ha. Come in Zivit'te. Come here. İdi suda. Hangi dilden anlıyor bu? Abi Türkçe. Ha, gel bakayım. Ha evet Türkçe anlıyor. Adı ne bunun? Şanslı. Şanslı tabii. Böyle refah içinde yaşayan bir it şanslı olmaz olur mu? Şanslı. Hadi bakalım. Hop hop. Bak. Gördün mü? Abi çok iyisin hop. Bu konuda. Bak. Görüyorsun değil mi? Komut anlıyor. Hadi bakalım. Hop hop gel. Hop. Dur bakayım. Dur. Dur. Aferin. Gel 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 gel. Bekle bekle bekle. Dur.
Dur, dur. Gel bakalım. Gel bakalım, gel bakalım. Şimdi senin de işimiz var. Dur, bekle orada. Numan Bey, Numan Bey. Şanslıyım size getirdim. Numan Bey, Ferdi nerede sizin? Bu haliniz ne ya? Beni boş verin. Beni boş verin efendim. Önemli olan şans. Ona hiçbir şey olmadı. Önemli olan o. Komşulardan birinin devasa bir köpeği. Çok iriydi. Birdenbire bize saldırmaya çalıştı. Ne diyorsun sen ya? Merak etmeyin. Hemen şanslıyla arasına girdim ve ona zarar vermesine engel oldum. Ama her yerimi ısırdı, üstümü başımı paraladı. Ama şanslının en ufak bir tüyüne bile zarar gelmedi efendim. Çok teşekkür ederim Namık Bey. Yani ne diyeceğimi bilmiyorum ama sizin için üzüldüm tabii. Üzülmeyin efendim. Önemli olan şanslı. Ona hiçbir şey olmadı. O kadar cana yakın, o kadar şeker, o kadar tatlı bir yaratık ki. Yaratık bile değil, minnoş, minnoş. Ferdi, onun size ait olduğunu, sahibinin siz olduğunu söylemeden önce ben anlamıştım zaten. Ne kadar tatlı bir şey ya. Canım benim ya, çok korkmuştur şimdi bu. Ne kadar teşekkür etsem az. Aa, lütfen. Teşekkür etmeyin. Onun gibi güzel bir minnoşla vakit geçirdiğim için ben size teşekkür ederim. Aynı zamanda travma yaşamasın diye olay anından buraya kadar onu hep bizzat kucağımda taşıyarak getirdim. Ya ne diyorsunuz Namık Bey? Gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum. Çok sağ olun ya. Ne demek efendim? Vazifemiz. İyi günler dilerim. Benim şanslıya canım feda. Hatta kolum feda. Namık Bey. Namık Bey siz... Şunu kabul edin lütfen benden. Ne şimdi bu? Yani oldu mu? 200 lira. Yani ben bunu herhangi bir karşılık bekleyerek yapmadım. İnsanlık vazifem. Lütfen Numan. Olsun, siz gene de kabul edin bunu lütfen. Gönülden. Yani aslında o diğer yaratık her yerimi ısırdı. Kuduz dolmuş olabilirim. Bayağı bir ısırdı çünkü. Acaba her ısırık için ayrı kuduz aşısı mı olmak gerekiyor? Peki ya iş kazası olarak kabul etmezlerse... O zaman kendi cebimden mi ödeyeceğim? Ne yapacağım? Namık Bey, sen şunu al. Namık, buradan direkt özel hastane. Hiç devlet hastanesinde randevuyla falan uğraşma. Ha, ben kendi kendime konuşuyordum. Şimdi siz benim söylediklerimi duydunuz mu? Çok mahcubum ama. Olsun, siz alın bunu. Kuduz. Şakaya gelmez. Doğru. İsmi bile kötü. Kuduz. Ya. Çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Tekrar geçmiş olsun. Gel bakalım şanslı. Yavrum benim. Korktun mu sen? Ne oldu yavrum benim? Kim saldırdı sana? Ha şanslı. Namık abin korudu mu seni? Sen beni 4A'dan en aşağıdan başlatırsan... ...ben de böyle tek 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 senden paraları alırım. Hadi bakalım Numan Bey. Görüşürüz. İşte ne bileyim, Ömer'i okula bırakıyorum. Biraz alışveriş, işte arkadaşlar falan tabii. Vakit geçiyor. Vallahi insan nasıl akşam oluyor anlamıyor. Ha bu arada Ömer'i pedagoğa götürüyoruz. Aa. Öfke problemi var. Aa. Ay, hiç de öyle bir çocuk gibi görünmüyor. Böyle çok tatlı. İnsanlar yaz. Göründükleri gibi değiller. Yani benim bir danışanlarım var. Ay, anlatamam. Var mı böyle tuhaf tipler falan? Nasıl tipler? Yani marjinal böyle. Yani ama danışanlarımla ilgili... Bir kelime daha etme. Biliyorum danışan gizliyim. O işler bende. Nehir sen böyle yoga falan yapıyor musun? Yok tatlım, ben yogadan çok sıkılıyorum. Ben pilates yapıyorum. Çok iyi anlaşacağız. Kız hemen arkadaş oluyor. Evet. Hemen samimi oluyor. Evet. Hiç durmuyor. Hiç. Konuşuyor. Çok. Bak bak konuşsun. Onun da tarzı bu demek ki. Allah Allah. Bu benim de işime gelir bu arada. Yani bu iş ne kadar çabuk biterse ben o kadar mutlu olurum. Talat, sen Tufan'a bak biraz. Tarık çok konuşmuyor. Ama Tufan var ya, Tufan madem... Buradan ekmek çıkar bize. Sen abine güven, merak etme. Tufan hoş geldin. Hoş bulduk. Vay 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 vay. Güzel makine. Dediğin kadar varmış. Kaç lira sayarsın buna? Sen yabancı değilsin ya. Yaparız bir şeyler.
Geçen gün senin kulaklığını çınlattık. Öyle mi? Kimle? Kebapçı Kadir'le. Hayırdır? Kadir'in bir sıkıntısı varmış. İşimi çözse çözse Tufan Koşoğlu çözer dedi. Neymiş sıkıntısı? Ya Kadir'i biliyorsun. Öyle ulu orta konuşmaz, anlatmaz. Ama bir şey söyledi. Dedi ki Tufan isterse 2 dakikada derdime derman olur. Böyle mi söyledi? Bak Tufan, onun derdi benim derdim. Eğer yardım edersen ben de sana bir güzellik yaparım. Çok incesin. Tamam. Versin. O zaman ben siteye dönüyorum. Bir danışanın falan var mı? Bırakayım seni de istersen. Yok ya, yeni geldik ya. Daha işler. Tabii anlıyorum. Bizim sitede sana çok iş var. Göreceksin bak, bir tanış kaynar. Göreceğiz. Hadi o zaman. Hadi. Kalp var bende oğlum. Böyle abuk subuk yerden çıkıp durma. Sen eski topraksın, bir şey olmaz sana. Hayırdır? Evlilik ilk günden yordu mu? Evet, yordu. Bu iş zor. Neymiş zor olan? Bu kız da zor amirim. Bana bak. 3 yıldır bu adamın peşindeyim. İlk defa tanıştık, evine girdik. Amirim, kız çok konuşuyor. Bir de nasıl söyleyeyim, böyle mutlu mutlu gülüyor. Ya ne var bunda? Amirim, kız gerçekten mutlu. Yani kız mutlu bu işi yapamaz diyorsun, öyle mi? Sen bana masal mı anlatıyorsun lan? Ben birine güvenmeden o kadar çok zaman geçirdim ki senin yaşın tutmaz. Ya bırak bunları şimdi. Adamın güvenini kazan. Amirim, kız sürekli annesiyle konuşuyor. Annesi durmadan kızı arıyor. Alo. Alo, komiserim. Amirim. Amirim, komiserim, hangisi artık doğruysa oradan kabul edip devam edin rica ederim. Ay, şunun için arıyorum ben sizi. Sonuçlar nedir? Vizem çıktı mı? Ne oluyor? Çünkü eğer siz halledemezseniz bizim... Nurhan var. O halledebileceğini söyledi. Nedir durum? Aynur Hanım, bir sakin olun. Ben arkadaşlarla konuşayım, size dönüş yaparım. Tamam mı? Sakin mi olayım ben? Sakin olun deyince de insana hakikaten bir sakinlik geliyor değil mi? Ben kızıma ulaşamıyorum. Sadullah Bey, komiserim. Amirim, hangisi doğruysa. Onun için aradım sizi ben. O iyi, iyi. Çok emin ellerde. İçiniz rahat olsun. Emin ellerde. Çok güzel. Sizin elinizde, emin ellerde. Ama benim elimde değil, değil mi? Peki. Anladım, çok teşekkürler. Yani sizden haber bekleyeceğim. Teşekkürler, iyi günler. Ben sana dedim amirim. Söyledim sana. Göreceksin. Bu adam bizden ne istiyor? Kebapçı mı abi? Ulan biz bu videoyu niye izliyoruz oğlum? He? Bu mevzuyu neyse açık açık anlatın bana da. Bu videodaki kebapçı seninle tanışmak istiyor. Niye? Abi bir dinle. Dinle dinle oğlum, neresini dinleyeceğiz hem de? Kuzey'e malı taşımak için bizimle çalışmak istiyor. Ne diyorsun abi? Hiçbir şey demiyorum. Bu kebapçı bizim akrabamız mı? Değil teyze oğlu. Ne diyor bak? Değil teyze oğlu değil mi? Biz akrabamız olmayan biriyle çalışıyor muyuz evladım? Çalışmayız. Abi hiç yani resme geniş bakmıyorsun. Harbiden hiç bakmıyorsun. Yani resme biraz geniş bak. Ben de gideyim mi? Git tabii de.
Tufan. Geçmiş olsun. Birader bakar mısın? Tuvalet nerede? Bu tarafta beyefendi. Buyur gel oturalım. Hayır, bir an dediler, Tufan'ı aldılar. Dedim buna, abisi nasıl izin verdi? Olur arada öyle, sıkıntı yok. Olmasın inşallah. Abinin haberi var mı geldiğinde? Abimin haberi yok. Sen anlat, konuşuruz. Sen zeki adamsın ha. Abin gibi değilsin. Abi senin eski kafalı. Alışmış akrabalarla çalışmaya. Sonuçta global dünya değil mi? Tufan kardeş. Biraz açık olmak lazım. Doğru. Buradayız işte. Sen yap bakalım teklifini. Ha şöyle. Ben de direkt lafa giren adamı çok seviyorum, biliyor musun? Gülümser teyzem. Gülümser mi? Benim adım Hatice yavrum. Ah teyzem, insan yaş alınca adını madını hep unutuyor değil mi? He? Gel seni eve bırakayım, gel. Yavaş yavrum. Bana bak, sen Melahattin oğlu Yusuf değil mi? He, Yusuf be, Yusuf, Yusuf, Yusuf. Gel, gel, ha, gel. Yusuf işte. Sen teyzem, iş güç işte. Başımızı kaldıramıyoruz ki ya. Torunlar nasıl? Ellerinden öper. Sağ ol. Bir tane daha oldu, 6 aylık. Ah, çok güzel, çok güzel. İyi, iyi, harika, çok güzel. Eve bırakacağım seni. Nerede oturuyordun sen? Beylikdüzü'nde. Beylikdüzü mü? Tamam, gel, neyse gel. Hadi bakalım. Gel. Bırakacağız artık. Ay. Yani yapacak bir şey yok. Sağ olasın. Şu ana yola bir çıkalım da, Gülümser teyzem. Bakacağız, ha. Geç. Neylik tuzunu ya. Ne var? Ne demek mallarda eksik var? Nesiniz siz? Bostan korkuluğu musunuz? Ne diye dikiyoruz sizi malların başına? Ne işe yararsınız lan? İşin başına adam diye aldık. Bunların güğümden farkları yok. Beceriksizler. Efendim Nehir. Hah hayatım. Akşam Ömer'in tiyatrosu var bak, unutma ha. He biliyorum. Pedagog da var, onu da unutma. Ya tamam, başlatma şimdi yine. Ay bir şeye başladığım yok Tarık, hemen öfkelenme. Hayatım tatildesin, kafanı dinle biraz, bak söz verdin bana. Tatil matil yok Nehir Hanım. Sevkiyatta eksik çıkmış. Tamam hayatım, akşam 7'de tiyatroda görüşürüz, tamam mı? Allah. Bak. Abi nesi kafalı. Her şey değişti. Dostum. Ben buraya abimi konuşmaya gelmedim. Sen anlat, bakarız duruma. Şimdi siz silahları kuzeyden getirirken bizim malları da getirin ki sevkiyatta eksik çıkmasın Tufan kardeş. Sen eksik çıktın nereden biliyorsun? Boşuna değil. Oralarda bizim dedim ya. Abim kabul etmez. Ben de seni adam yerine koydum, sana anlattım. Yoksa anlatmasın mıydım Tufan kardeş? Bakacağız. Teşekkür ederim. Hiçbir şey değil. Bana bak, yarın cumartesi, ne yapıyorsun? Yarın? Biliyorsun henüz asistanım yok, yeniyim. Bir defterime bakmam lazım. Ama varsa senin planın uyarım. Tamam, o zaman alışverişe gidiyoruz yarın. Aa. Bir Levent'e sormam lazım. Aa, izin mi alıyoruz beyefendiden? Hayır canım, izin gibi değil yani. İşte haber vereyim diye. İyi o zaman. Haber ver, yarın beraberiz. Peki. Çok yakışıyorsunuz ya. Ay çok romantik ya. Of. Biz Ömer doğmadan önce Tarık'la acayip eğleniyorduk. Ya. Çocuk doğunca var ya,
Hayat değişiyor. Düşünüyor musunuz siz çoluk çocuk? Yok. Değil yani şimdilik. Ama ileride Allah kerim. Tamam, sen kafana koyarsan mutlaka bana haber ver tatlım. Bende ne teknikler var. Oho. Tarık'a kalsam, Tarık'ın ilk evliliğinden bir kızı var. O kız yeter. Ay yok anam, ben ona oğlan doğurdum sonuçta. Veliaht bir yerde. Herhalde. İyi. O zaman yarın alırım seni. Heyecanla bekliyorum. Çav çav. Sana sordum. Bilmem gereken bir şey var mı dedim. Dün söyledim ofise. Nereden bileyim Çiçek alıp geleceğini? Hepimiz oradaydık. Yakalanabilirdik. Ama yakalanmadık. Bütün gün de beraberdik. Ayrıca gelmesi işimize yaradı. Tarık'ın sevkiyatında eksik varmış. Sen nereden biliyorsun bunu? Telefonla konuşurken speaker'ı aldı. Olsun. Yine de bana söylemen gerekirdi. Hadi hazırlan. Yemeğe gidiyoruz. Tarık'ın restoranına rezervasyon yaptım. Balıkçıyı görelim artık. Annemi aramam lazım. Ara. Vize almaya çalışıyormuş. Sen nereden biliyorsun? Ara. Anneni ara. Hazır mısın? Nasıl yaşıyorlar bu topuklularla? Hiç mi giymedin? Yazdan önce hiç. Belli. Gerek olmadı da ondan. Eminim gerek olmamıştır. Gör bak, bu akşam bütün kuralları uyacağım, çenemi de tutacağım. Ayakkabılar sana gerçekten çok yakışmış. Seviyor musun bunu? Neyi? İşte topuklu ayakkabılar, böyle elbiseler falan. Bu mu yani senin dünya? Levent'inki böyle. Ben seninkini soruyorum. Senin Pamir'le bir işin yok. Yaz ol. Gülümse. Gel aşkım. Arılar çiçek topluyor. Düştüler. Hayatım iyi misin? İyiyim. Ben biraz sıkı havalı. Pardon. Hemşerim yavaş ya. Hemşerim mi?
Neredesin? Önüne bak. Bela mısın? Ne bakıyorsun? Ya ben bakıyorum bakıyorum ama seni bir yerden çıkartamadım hemşire. Hayatım. Bak. Ben kendim olarak sakin sakin senden özür diliyorum, tamam mı? Çattık ya. Hayatım hadi sen çık bir havalı hadi. Artık sert konuş. Ay siz de Allah Allah iki değdi diye. Sakin ol oğlum, sakin ol Tarık. Bak sen becerebilirsin oğlum, sakin ol. Anca rahatlıyorum da. Yok abi ben size hiçbir şey demedim ki. Biliyorum bir şey demediğini. Güzel kardeşim. Korkma. Eskiden çok daha fazla sinirliydim. Bak öfke sanki böyle küp şeker gibidir. Hani bir anda böyle 7 tanesini alırsın ağzına atarsın ağzında eritirsin ya içinde. O derecede zararlı. Anlıyorum sizi. Alo. Efendim hadi. İzoğlu. Sevkiyatta eksik çıktı. Ne demek sevkiyatta eksik çıktı? Bu kaçıncı ya? Ha kapat kapat. Merhaba. Levent Güneş adına rezervasyonumuz vardı. Hoş geldiniz. Sitede isminizi gördüm. Siz ortadan güzel bir masa ayarladınız. Çok incesiniz. Buyurun. Tarık Bey restoranı çok anlattı bize dün. Biz de merak ettik gelelim dedik. Kötü yemek yapmamla hiçbir alakası yok yani. Yani onun da etkisi var biraz. Nasıl yani ben kötü yemek mi yapıyorum? Kötü yemek yapıyorsun demeyelim de çok sık yemek yapmıyorsun diyelim. Buyurun sen. Burası ne kadar güzel bir yer. Güzeldir. Ben çocukları gönderiyorum. Bir şeye ihtiyacınız olursa buradayım. Hı hı. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Her şeyim var be adam. Ne diye bulaşıyorsun biz dışarı? İnsanoğlu. Ne kaybederse açgözlülüğünden kaybediyor. Hep daha fazla. Hep daha fazlasını istiyor. Tarık da öyle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Ne içersiniz? Su. Su. Siparişi ben vereceğim. Levent öyle yapar. Sen de lütfen yaz ol. Ben yazım zaten. Nasıl olsam seninle burada baş başa yemek yiyeceğimi falan mı sanıyorsun? Ben de seninle aynı masada oturmaya meraklı değilim. Allah'tan ben Levent'im. Sen de yaz. Bir konuda çok iyi anlaşıyoruz demek. Kocacığım. Evet karıcığım. Öf anne. Babam gelmedi değil mi? Geldi oğlum. Geldi baban. Sonuna kadar buradaydı. Geldi Ömerciğim. Hadi anne artık gidebilir miyiz? Ben çok sıkıldım. Tabletim evde zaten. Tamam oğlum. Baban gelsin gideceğiz. Ya anne bırak ya. Babamın geleceğini var işte. Geldi bak. Ay benim balarım, arı böceği oğlum benim. Sarıl bakayım babaya aslan oğlum. Tarık neredesin? Hadi, hadi yürü gidelim. İyi misin sen? İyiyim, iyiyim, iyi, iyiyim, iyi. Sen iyisin de kim değil hayatım? Ya hadi çek dükkana da. Dükkana mı? Ne alakası var? Yeni komşular yemeğe geliyorlar. Bu iki gün üst üste fazla olmuyor mu? Aman hayatım, o kız yemek yapmayı falan beceremez. Görmüyor musun? Sıska bir şey zaten. İyi yapmışlar. Bir balık yerler düzgün. Ben öyle samimi olmayı pek sevmem. Çok yanaşmaya başladı yalnız bunlar. Ya hayatım, abartıyorsun ya. Sen bugün yine çok sinirlisin. Ne oldu gene? Yalnız böyle susarak olmaz. İnan. Ben de burada böyle oturmaktan mutlu değilim. Ama konuşmamız lazım. Ne konuşacağız? Gel seninle bir oyun oynayalım. Ne oyunu? Dikkat oyunu.
Akademide oynuyorduk. Öyle bir şey mi? Aynen öyle. Yalnız ben çok iyiyimdir o oyunda, haberin olsun. Hadi bakalım. Mesela şu çift evliler mi yoksa sevgililer mi? Yalnız alyansları yok. Buradan bir şey çıkaramazsın. O kadar basit değil. Sevgililer tabii. Adam kadını çok dikkatle dinliyor. Bir de yaptığı bütün esprilere kahkahalarla gülüyor. Bravo. Peki. Kadın adamın evli olduğunu biliyor mu? Evli olduğunu mu? Nereden çıkardın evli olduğunu? Buraya girerken adamın telefonuna baktım. Kötü yemek yapıyorsun demeyelim de çok sık yemek yapmıyorsun diyelim. Ters duruyordu. Karısı ararsa kadın çağrıyı görmesin diye. Peki. Dikkatli Levent Bey. Şu an bu restoranda kaç kişi var? 32. 33. Ya sen sayı saymayı bilmiyorsun ya da sende dikkat eksikliği var. 33. Vestiyerdeki kız dahil ve bütün garsonlar dahil şu an burada toplam 33 kişi var. Adam tuvaletteydi. Daha yeni geldi. Yo, biz geldiğimizde tuvalette değildi. Kötü yemek yapmamla hiçbir alakası yok yani. Yani onun da etkisi var biraz. O zaman birazcık da senden bahsedelim. Bu zamana kadar hiç uzun ilişkin olmamış. Çünkü kaybetmekten korkuyorsun. Babanı kaybettikten sonra anneni koruma içgüdüsüyle polis olmuşsun. Ve belki de polis olmak hiç sana göre bir şey değil. Her şeyi bu kadar iyi biliyorsan ne yiyeceğimi de bilirsin. Pardon. Kalem. Her şeyi bildiğin zaman. Tamam hayat, iş yemeğindeyim. Bak bununla şimdi şu anda ilgilenemem. Adamları masada bıraktım. Bak senin aramaların yüzünden insanlarla ilgilenemiyorum. Tamam kapat hadi, kapat. Hoş geldiniz teyzeoğlu. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Sen Ömer'i eve bırak. Tamamdır abi. İçerideler. Odadaki masada. Oo komşu. Afiyet olsun. Hoş geldiniz Tarık Bey. Levent Bey. Hoş geldiniz. İşiniz yok mu? Lavaboya kadar gitti. Hah. O zaman sakıncası yoksa katılıyoruz size. Tabii tabii buyurun. Kendi mekanınız gibi rahat edin. Dün adresi verdik. Bugün tahsilata gelmişler. Aynen öyle vallahi. Daha mutfağı yerleştiremedik. İstanbul'da çok özlemişiz. E siz de dün mekanı bu kadar övünce biz de merak ettik geldik. Hah. İyi yapmışsınız, iyi yapmışsınız. Oğlum bir gel. Buyurun efendim. Bize benim menüden getirin hemen. Tabii. Hadi ya. Aşkım. Merhaba, hoş geldin. Merhaba. Ay hiç haber de vermiyorsunuz. Önden hazırlık yaptırırdık size. Hiç öyle planlamadık ki bir anda gelişti. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Aa, ama bak yarın da beraberiz ha. Evet. Alışverişe mi? Herhalde hayatım. Sen de ava gidecek halim yok. Ava mı gidiyorsunuz? Avı duyunca neden birden kulak kesildiniz psikolog hanım? Şimdi de böyle aman Allah'ım bu hayvanları neden katletiyorsunuz diye nutuk atmaya başlarsınız. İnsanın doğasında vardır. Toplayıcılar, avcılar. Toplayıcılar toplamaya, avcılar da avlanmaya devam eder. Ben avcıyım. Yemeyeceğim şeyi öldürmem. Sevmem.
Aynur. Aynurcuğum. Aynur. Aa, sen geldin mi? Ben evdeyim de sen neredesin? Saat kaç? Ben İngilizce kursuna yazıldım. Bak, bunlar da kitaplarım. Oo, student yani. I am a student. Yes. Güzel. Ya işte bunların hepsini çalışmam lazım. Çok işim var, çok. Peki, o elindeki ne? Ha? Bu. Ha, chicken turner. Çok çabuk öğreniyorsun. Very quick. Patlatıyorsun peş peşe. Değil mi? Ya işte kurstan çıkarken baktım çocuklar bunlardan alıyorlar büfeden. Ben de kaptım bir tane. Hmm. Görüyor musun nelerle besleniyor çocuklar? Onion var içinde. Ha. Soğan, soğan. Ha. İşte benim de. Kızım orada kim bilir neler neler yiyor. Kim bilir? İşte evde olsaydı ben ona ev yemeği getirirdim ama. Ah Aynur'cığım ah. Bu anksiyete senin sonunu hazırlayacak ama farkında değilsin. Hayırdır? Ne hayırdır abi, ne oldu? Ömer'i getirdim ben de. Ömer'i getirdin. İyi. E rahat durmuyorsun oğlum. Ben mi rahat durmuyorum abi? Ne yapmışım ben? Adem abi, büyüdüm ben artık. Tufan, saçma sapan şeyler yapma. Abin iyi değil bu aralar. Ya ne bu aralar abi? Sanki bu adam hep böyle değilmiş gibi, değişmiş gibi konuşuyorsun, beni güldürüyorsun ya. Abi, değişen biri varsa o da benim. Tamam? Büyüdüm ben. Sen de bunu anla lütfen, rica ediyorum. Allah ya Rabbi ya. Yarın benimlesin Levent Bey. Görelim bakalım. Avcı mısın, toplayıcı mı? Ava mı? Tarık'cığım, ne gerek var? Evi görelim de. Komşularımızla birlikte birbirimizi tanıyoruz işte Nehir'ciğim. Senin istediğin gibi. Hiç silah kullandın mı? Ah. Heves edip aldım bir tane. Ama hiç beceremem kullanmayı. Yarın her şey çok başka olacak. Şimdi sen güzelce uyu. Yarın erkenden görüşürüz. Görüşürüz. İyi geceler tatlım, görüşürüz. İyi geceler canım. Her gün bu gerilime kalbim dayanmıyor. Ama heyecanlıymış. Bak hayatım, ne güzel yemeğimizi yedik. Gördün mü, normal insanlar bunlar. E tamam Nehir ya, normallerse bir sorun yok, bir sıkıntı yok dedik de. Ama sen hala çok gerginsin hayatım. Bana bak, senin şekerin mi çıktı yoksa? Yahu tatmat kalmadı Nehir. İkidir sevkiyatta sıkıntı çıkıyor. Biri soyuldum dedi, diğeri yakalattı. Durumlar karışık. Tamam hayatım, anladım ben. Sen yarın git, şöyle dağ taşa bir sık bir rahatla. Bana bak, yanlışlıkla çocuğu vurmayın ha. Hadi ben yattım. Abi, iyi misin? Ula aynı soruyu sorup durmayın da. İyiyim. Müsamere'deki adam? Ha, o mu onu bilmiyorum. Ama hak etti. Eminim hak etmiştir. I have a dream. I have a dream. Ay. Anne, nasılsın? Canım, nasılsın? O kadar aradım, açmadın ama Naz. Aramızda 3 saat var anne. Dersteydim, gördüm aradığını da açamadım. Sen makyaj mı yaptın Naz? Öyle azıcık. Ha, hiç yapmazdın eskiden.
Ne oldu? Oralara gittin, 2-3 günde oyun suyun değişti. Böyle değişik değişik bir haller falan. Bana söylemek isteyip de söylemediğin bir şey var mı? Yok, yok. Gizli saklı yok. Ay sen iyi misin? İyiyim. Çok iyiyim. Hayatımda hiç bu kadar iyi olmamıştım. Çok iyiyim. Benim yapmam gerekenler var. Yarın biraz çalışmam lazım. Hadi bay bay. Anne. İyi geceler, iyi geceler. Bay. You may say I am a dreamer. 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 Levent Bey, bizim avcılık çocukluktan. Karadenizliyim ben. Bizim oralarda daha çocukken atmaya başlarız. Yıllar geçti, hiç elimizden düşürmedik. İnsan bir kere de alıştı mı, hiç elinden düşürmüyor, biliyor musun? Sen sıkmaz mısın? Benim öyle bir hobim yok. Hobi derken Levent Bey, yani bu hobi biraz böyle küçük geliyor kulağa, bir tuhaf. Bizimki heves. Heves diyelim bak, yani heves sanki böyle daha içten gibi. Öyle bir hevesim yok. Benim teyze oğlu çok sıkı avcıdır. Komando yaptı askerliğini. Al bunu bir götür oraya da. Al götür bunu da. Hiç ıskaladığını görmedim. Bizim teyze oğlu iyi avcıdır. İyi atar. Burnu iyi koku alır. Tam avcı. Akşam da demiştim ya Levent Bey. Avcı mısın, toplayıcı mı? Al bir sık bakayım da. Al. Bir sık da. Ben hiç anlamam ama. Şuradan mıydı? Lojistik de değil mi senin için? Ver şunu, ver birimizi vurmadan da. Ver oğlum onu. Gel seninle biraz yürüyelim Levent Bey. Bugün ava gitmişler. Kim? Tarık Bey ve yeni komşular.
Hemen taktı kafayı diyorsun yani. Hemen. Ya Numan, sen bunları nereden öğreniyorsun? Yani gerçekten nereden? Sen merak etmiyor musun Günday? Etmiyorum Numan. Allah Allah. Hı hı. Etmiyorsun tabii tabii. Ay, etmiyorum. Nehir Hanım var, ne yapıyormuş ya? Nehir Hanım'la Yaz Hanım da bugün alışverişe gitmişler. Alışverişe. Çok yakışıyor. Yani. Şu güzelliğine bak. Yani. Çok tarzım değil aslında benim ama. Kocayı kaptım, konuyu kapattım diyorsun. Ay yok canım, ben Levent'ten önce de hiç giymezdim bunları, yani böyle şeyleri. Hayatım, zaten doğrusu o, biliyor musun? Eğer bir kadın çizgisinden şaşarsa erkeğin elinde oyuncak olur. Evet. O zaman ben değiştireyim mi? Zaten almayacağım. Nehir, sonunda kahve içelim mi artık? Olur olur. Hadi sen değiştir. Pardon, bunu alıyoruz. Hediye paketi lütfen. Tabii efendim. Çaktırmadan. Teşekkür ediyorum. Tatlım, hediyem. Hiç sevmem öyle şey, üstünden çıkardım falan. Aa. Aa, ya ne gerek vardı? Rica ediyorum. Çok yakıştı. Bakalım Levent beğenecek mi? Bayılır. Güzel günlerde giy. Çantaları kontrol edebilir miyim? Tabii ki. Bir dakika. Sen ne dedin bana? Nehir Hanım. Sen bana ne dedin? Ay, bir şey demedi canım. Nehir Hanım, kusura bakmayın lütfen. Bizden kaynaklı bir terslik olmuştur sanırım. Bu aralar çok arıza veriyor da. Çok özür dilerim efendim. Buyurun lütfen. Bence de. Bir karışıklık olmuştur. İyi günler. Saygılar efendim. Yine bekleriz. Kızım, ne diyorsun sen? Bir dur ya. Çok beğenmiştim, dayanamadım. Sen çaldın diye alarm çaldı. Ay yok canım, seviyorum ben şeyler almayı. Ama sen alabilirdin. Çaldın. Çalmak demeyelim tatlım. Ne güzel işte, seninle bir anımız oldu. Suç ortağıyız artık seninle, ona göre. Aa, tesadüfe bak. Yazcığım. Aa. Ne haber tatlım? Günday Hanım. Nereye böyle? Kahve içmeye gidiyordun. Ha, ben de geleyim. Bak, doyuyorlar ya. Peşinden ayrılmıyorlar. Bunları Almanya'dan getirttim. Şimdi Adem besliyor ya, hep onun peşindeler. Ya Levent Beyciğim, işte
İnsanlar da böyledir. Besleyeceksin. Beslediğin zaman seni tanır, seni bilirler. Eğer mamayı kesersen... sahip mahip tanımazlar. Bir fark olmalı ama. Bence yok. Ne çok uğraşıyor şu insanlar hayvanlardan farklı olmaya. Şimdi geldik buraya. Ekmeğimizdeyiz, avımızdayız. Öyle değil mi Levent Bey? Herkes kendi avında. Tuzakla avlanan var. Delikanlı gibi dövüşen. Tamam. Siz aradınız mı arkadaşınızı? Kemal Bey. Yok, ulaşamadım. İşlerim vardı. Ama ben bir şeyi kafaya taktığım zaman bulurum Levent Bey. Dediğim gibi, o isimde bir amcam yok. Güneş soyadı çok yaygın. Ambarlı depocu. Ha, konteyner numarası 97-84-22. Sin. 9'da alın onu oradan. Bir şey içer misiniz? Olur. Teşekkürler. Oğlum bak numaranı değiştir. Beni bir daha bu numaradan arama. Yakalanırsınız falan. Tanımam sizi. Tamam. Hadi. Fazla geç olmadan gidelim. Hanımları bekletmeyelim. Levent. Evlendiğin kadının dudaklarına bakacaksın. Böyle dudaklarının köşesi. Ona buselik denir, bilir misin? Eğer gülümsüyorsa ömür boyu güldürür. Eğer gülmüyorsa eve erken dön, tamam? Nasılsınız Günday Hanım? İyiyim tatlım, iyiyim. İşte bir şeyler alayım diye çıktım. Sizi görünce dayanamadım. Siz hayırdır? Aa, biz de işte Yavuzcuğum'la bir şeyler alalım dedik. Aa! İnşallah her şeyin parasını ödemişsinizdir. Aa, yani. Ay ne güzel böyle her gün kafe kafe dolaşıyorsunuz. Hayatım, bazen fazla geliyor. Fazlası da zarar. Ama tabii yani her şeyin fazlası. Tabii. Fazlası fazla. Ne konuşuyorsunuz bu kadar kafelerde? Yani neler konuşuyorsunuz gibi? Kocalardan. Yani. Yani. Levent'ten mi konuşayım? Evet. Levent'in okuduğu lise. Levent İzmir Anadolu Lisesi mezunu. Köpeğinin adı. Bir köpeği varmış, Leo. Bir aile şirketleri var, İzmir'de daha çok çalışıyorlar. Seyahat etmeyi çok sever, gezmeyi, dolaşmayı çok sever. Nerede tanıştınız? Londra'da tanıştık ama biliyorsunuz. Coldplay'i çok sever Levent. Söylemiştim, Coldplay'i çok sever. Beraber en çok yapmaktan keyif aldıkları şey. Bizim en çok birlikte yapmaktan hoşlandığımız şey gezmek, dolaşmak. TC kimlik ne olsun? Bir o kaldı zaten. Bana ne ayol adamın gittiği okuldan işe mi alacağız sanki adama? Şey diyorum, çekiştirme manasına diyorum. Çekiştir. Efendim? Bir saniye hanımlar. Hep problem, hep problem. Her gün bir başka bir atraksiyon. Ya. Tatlım sen bunları bilmezsin. Bunlar var ya gerçekten nasıl anlatsam. Anlat anlat bitmez vallahi. Kızlar Ömer'in okulundan arıyorlar. Önemli bir şey mi? Aa, yok yok Ömer iyi. İsterseniz siz devam edin benim gitmem gerek. Dur ya, olur mu canım ben de geliyorum. Hayır hayır. Ay. Görüşürüz Günday Hanım. Görüşürüz tatlım o zaman. Günday'cığım. Ciao. Yine hesabını ödemedi. Sinsi.
Özgür Bey, şu yüzümün gözümün haline bakar mısınız? Burası bir eğitim kurumu. Bugün oğlumun haline bakar mısınız? Şikayetçi olacağım sizden. Bu saçmalık neyin nesi? Hani sizin vicdanınız el veriyor mu şu çocuğa? Tabii haklısınız siz de. Yani biraz tabii şey oldu. Sen niye buraya geldin? Annenle beraberdik. İşte apar topar. Sana bir şey oldu sandık. Merak etme. Bana hiçbir şey olmaz. Sen bana mı üzüldün? Üzülmedim Ömer. Ama merak ettim. Yani üzüldün sandım. Bir şey söyleyeceğim de. Hı. Sen gerçekten Levent'le ciddi misin? Nasıl? Evliyiz biz. Bizim evde kimse bu Levent'i sevmedi. Hmm. Babam da bugün ona avda tuzak kuyurmaya çekmiş. Kazasız belasız. Niye geldik biz? Kavga mı ettin? İyi misin sen? Bizim dünyamız karanlık yaz. Baksana, babam gitmiş babasını dövmüş. Çocuk da geldi sabah talandı bana. Ben de oğlunu dövdüm. Şiddet şiddeti doğurur tabii. Kusura bakmayın. Bir gün çaya bekliyorum seni, tamam mı canım? Tarık Efe'nin babasını dövüyor. Sabah okula geliyorlar. Ömer de Efe'yi dövüyor. Benim hayatım. Şiddet şiddeti doğurur tabii. Aynen öyle tabii ki. Paranoyak zaten bu aralar. İki gün dinlen tatil yap diyoruz. Yok. Olmuyor. Hadi gidelim biz. Oğlum düş önüme. Senle evde konuşacağız. Kome estas Aynurcuğum? Ne yapıyorsun? Tur bakıyorum. Londra'daki kızını özledin değil mi? Dayanamıyorsun tabii. Yo, hiç Londra'ya bakmadım vallahi. Bir arama yaptım. Vizesiz gidilen ülkeler hangileri diye. Bak bunların hepsine vizesiz gidebiliyoruz. Arjantin. Arjantin'e ne dersin? Ha? Argentina es la tierra del tango y del amor. Sí. Arjantin aşkın ve tangonun ülkesi. Görmeyeli çıtayı bayağı yükseltmişsin Aynurcuğum. Ben hayatımı yaşamaya karar verdim. Sen haklısın Namık. Bir daha söyler misin? Ben hayatımı yaşamaya karar verdim. Onu değil, onu değil. Ondan sonrakini. Ay onu boş ver ya. Sen diye başlayanı. Boş ver onu. Boş verme canım. 43 yıldır bu anı bekliyorum ben. Hadi söyle. Belli oldu. Söylemeyeceksin. Neyse, benim sana tavsiyem birazcık daha yakın rotalara bakman Aynurcuğum. Aa, mesela? Mesela Burgazada. Vapura biniyorsun, hop oradasın. Ben bugün güne gidiyorum zaten. Gün mü? Hı hı. Kafan çok değişik çalışıyor. Arjantin, Burgazada, gün. Ben seninle daha fazla uğraşamayacağım. Kolay gelsin. Görüşürüz. Haklısın. Vallahi haklısın. Ne dedin? Ay! Ne dedin? Yakalandın mı? Hadi söyle. Haklısın dedim, tamam. İşte bu. Şimdi gönül rahatlığıyla gidebilirim. Haklı. Amirim, avdayken Tarık'a telefon geldi. Saat 9'da Ambarlı depoda sevkiyat gerçekleşecekmiş. Ya, kimin aradığını anlamadım ama... Arayana bir daha beni bu numaradan arama dedi. Şimdi biz bir kontrol edelim. Ambarlı depoda Tarık'ın bir kaydı var mı? Tabii amirim. Hemen konteyner numarasını veriyorum. Yazıyor musunuz? Söyle numarayı. Yaz. 97. 97. 84. 84. 22. 22. Kim ben şeyli? Şimdi biz bir teyit edelim. Ben seni arayacağım. Benden haber bekle. Tamam amirim, emredersiniz. Ah, geldi benim iş. Koy poşetleri, koy. Abi. Al da Tarık'a telefon geldi. Ee? Saat 9'da Ambarlı'da sevkiyat gerçekleşecekmiş. Ben de amire haber verdim hemen. Eğer depo Tarık'a aitse sepet havası. Tutukluyoruz yani. Vay be. Bana bak Çömez. Bu seni ilk tutuklaman olacak değil mi?
Yok. Seni tutuklamıştım ya daha önce. Ne yapıyorsun hadi? Gittin mi depoya? Yoldayım. Varmak üzereyim teyzeoğlu. Ha bana bak. Bu bizim komşuları akşam eve çaya davet edeceğim. O nereden çıktı abi? Eğer polislerse tuzağa düştüklerinde suratlarının alacağı ifadeyi kendi gözlerimle görmek istiyorum da ondan. Orada olmayı çok isterdim. Sen hiç merak etme. Ağımıza düştüklerinde kurtulmaları için epey zaman gerek. Sen bile yetişirsin. Abi bizim mallar vardı. Bir yukarı bakın. Olur. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Dayımın oğlu bizim Malatya'dan mallar gelecekti. Dosyası burada. Bakalım abi. Bekle bir dakika sen. Olur. Amirim, mekan Tarık'a ait. Doğru yerdeyiz. Evet, evet. Tamam. Ya bir durur musun? Başımı döndürdün ya. Otur lütfen. İşte ama farkında değilim. Duramıyorsun değil mi? Ne? Şimdi de ayağını oynatıyorsun. Pardon. Ha, Sadullah amir arıyor. Buyurun amirim. Verdiğin adresi kontrol ettik. Evet, Tarık'a ait. Operasyon için ekip hazır. Benden haber bekleyin. Haber verdiğimde Tarık'ı tutuklarsınız. Gözünüzü üzerinden ayırmayın. Emredersiniz amirim. Ne diyor anlamadım. Depo Tarık'a aitmiş. Hı. Baskın yapacaklar. Biz de Tarık'ı tutuklamak için göz önünde bulunduracağız. Tamam kolay o. Çaya davet ederiz. Süper. Nehir'i ara hadi. Dur dur tamam. Operasyon boyunca da gözümüzün önünde olur. Efendim tatlım? Nehir'ci. Hadi bize çaya gelin. Aa çok iyi fikir. Ama tabii Tarık'a sormam lazım. Çünkü alma yorgun olabilir. Dur hemen soruyorum. Tarık'cığım. Levent Beyler bizi çaya bekliyor. Ne diyorsun? Bizim çayımız hazır. Çay bizim işimiz. Onlar bizim gibi yapamaz. Buyursunlar gelsinler. Onlar gelsin diyor tatlım. Aa biz mi gelelim? Biz gelelim diyor. Duydum hadi. Geliyoruz. Biz geliyoruz tabii olur. Tamam. Hadi bekliyoruz. Geliyorlar. Bey çok geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Görünmez kaza. Teşekkürler. Tatlım yesene. Seninkileri glutensiz unla hazırlattım. Ay Nehir geldiğimden beri yiyorum zaten yeter. Hayırdır Yas Hanım? Bir yere mi yetişeceksiniz? Hayır. Yo öylesine baktım. Biriyle randevunuz mu var? Yok. Siz baş başasınız galiba bugün. Ev ailesi yok mu? Yok, bugün kimse yok. Hoş ben zaten hep yalnızım da. Tarık yine Adem'le, Tufan'la falan konuşacak bir şeyler buluyor. Levent Bey ben o yüzden zaten.
Yaz buraya taşınınca bu kadar mutlu oldum. Canım, ben de Nehir'cim, ben de. Tarık Bey, yalnız size bir şey söyleyeyim mi? İyi ki de eşlerimiz yani bu kadar iyi anlaştılar ya. Şimdi onlar bu kadar iyi anlaşmasa biz görüşemeyecektik. Ava gidemeyecektik ya. Aa, demek sen de ava gitmekten keyif aldın ha? Güzel. Aa. Benim avda en çok keyif aldığım şey nedir biliyor musun Levent kardeş? Avının tuzağa düşmesini beklemek. Şöyle bir laf vardır. İyi avcının av ayağına gelirmiş derler. Ben tuvalete gidebilir miyim? Aa, tabii tatlım, hemen şurada sağda. Bulamazsın eğer söyle, elim göstersin. Hadi. Levent'ciğim, bana eşlik eder misin canım? Tabii aşkım benim, bir tanem benim tabii ki. Siz öyle hep tuvalete birlikte mi gidersiniz? Ay, Tarık. Biz pek ayrılamıyoruz da. Ay, Allah ayırmasın, zaten çok yakışıyorsunuz. Hadi gidin. Hadi. Tarık'cığım, insanlar eşlerine böyle eşlik edebilirler. Sen böyle şeyler yapmıyorsun diye kimse yapmıyor anlamına gelmiyor. Hadi çocuklar, çıkın. Hadi bakayım. Tuzak bu. Ya nereden çıktı şimdi bu? Pamir, bana güven. Tuzak bu. Bana Pamir deyip duruma tutacaklar. Ayrıca sana güvenmekle ne alakası var? Kendi kulağımla duydum diyorum. Adam karşımıza geçmiş. Resmen bizimle alay ediyor. Tuzak bu. Bizim evde kimse bu Levent'i sevmedi. Hmm. Babam da bugün ona avda tuzak kurmaya çekmiş. Benim avda en çok keyif aldığım şey nedir biliyor musun Levent kardeş? Avının tuzağa düşmesini beklemek. Ömer okulda babam tuzak kurmayı öğretecek falan dedi. Adam geçmiş karşımıza dalga geçer gibi avlarından bahsediyor, tuzaklarından bahsediyor. Mesafenizi koruyun. Giriş için işaretimi bekleyin. Görüyorsun bak, adam her yerde karısına eşlik ediyor. Tuvalette bile. Eşiniz yok mu? Lavaboya kadar gitti. Merhaba, hoş geldin. Yalnız bu kız restoranda tek başına gitmişti tuvalete. Ben gidip bir bakayım. Ay Tarık'cığım. Sadullah'ım yavrum. Pamir. Tarık abi, kusura bakma, ben onu görünce dayanamıyorum. Genç olduğunuz için bir şey demiyorum ama, yani çoluk çocuk var bu evde Levent Bey. Çok haklısınız, ne diyeyim ki şimdi? İzninizle ben bir dudağımı sileyim. Tuzak, 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 amirim tuzak. Adem burada. Adem burada. Tuzak olduğu belli. Bizi fark etmediler. Belli ki ortaya gelmemizi bekliyor. Haklıymışsın. Tuzağa düşmekten son anda kurtulduk. Gel canım, gel. Haber verdim. Çok seviyorum seni. Ben de seni. Ay, ya gençlik işte ya. Aşk hep damarlarında akıyor. Vallahi bayılıyorum. Aşk.
Aşk var ya aşk, insanın gözünü kör ediyormuş ya. İyiler, merak etme. Ya Levent kardeş, gençliğimizde bizim de böyle damarlarımızdan kan gibi akardı aşk. Biz kalksak mı artık ya? Aa, niye ya? Ne güzel oturuyordum. Yok, yok. Durun oturun da. Hayatta bırakmam. Nasıl? Şaka yapıyorum ya. Siz de alışamadınız. Alışacağız. Biz de Tarık Bey'in esprilerine alışacağız. Tarık abi, bir şey söyleyeceğim sana. Şu içerideki mevzu var ya, çok özür dilerim senden. Tamam. Gelen giden yok. Polis değillermiş. Evet. Levent kardeş. Ben sizi çok sevdim, çok. Gel bir sarılayım. Biz de çok sevdik, biz de sizi çok sevdik. Görüşmek evet. üzere. Hadi bakalım. Her zaman beklerim, tamam mı? Teşekkür ederiz canım. Buyurun şöyle. Buyurun, buyurun. Siz buyurun. Lütfen. Olur mu canım? Yok, yok. Ne olur Tarık abi, ne olursun. İyi, o zaman. Peki. Belinde silah var. Hadi. Bana 4 adam başlatmışlar. Zor. Bir şekilde telafi edeceğim. Bundan sonra evimizin kapıları her daim size açıktır komşular. Neden sonra? Bundan sonra. Tabii tabii tabii, seve seve geliriz. Hadi iyi bakın kendinize. Ciao. İyi geceler. Görüşmek üzere. Kayıp.